Merhaba, Sınav Yayınları 24 Adımda TYT Türkçe Bitirme Seti'nin 21. adım videosuna hoş geldin. Başlamadan önce henüz 24 adımda bitirme setini almadıysan, sınav yayın ziyaret edebilirsin. Eğer setle ilgili detaylı bilgi almak istiyorsan, sağ köşedeki veya açıklamadaki linke tıklayabilirsin. Bu arada hatırlatmakta fayda var, bu sete başlamadan önce başlangıç denemesini çözerek seviyeni görmelisin. Öğrenme sürecini takip edebilmen için setin sonunda yer alan bitiş denemesini çözmeyi unutma. Başlangıç denemesinin video çözümlerine sağ üstte veya açıklamada yer alan linkten ulaşabilirsin. Şimdi seni hocamızla baş başa bırakıyorum. Arkadaşlar merhabalar. Ben İlker Hayat. 24 adımda Türkçe kitabımızın 21. adımındayız. Konumuz cümlenin ögeleri. Evet arkadaşlar öncelikle cümlenin ögelerinde temel ögeleri göreceğiz. Nedir temel ögeler? Bir göz atalım. Özlem ve yüklem. Arkadaşlar bunu bilmek önemli. Çünkü sorular şu şekilde bazen karşımıza çıkabiliyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yalnızca temel ögelerden meydana gelmiştir. Demek ki sadece özne ve yüklemin bir araya geldiği ögeleri istiyor, cümleyi istiyor bizden. Önce özneye bir bakalım. Özne yüklemin bildirdiği işi, hareketi yapan, oluşun üzerinde gerçekleştiği, yüklemde bildirilen özelliği üzerinde taşıyan varlığı bildiren ögedir arkadaşlarım. Soru kökü şeklinde de ifade edecek olursak şöyle yazmakta fayda var. Cümlede işi yapan ögedir. Evet arkadaşlarım bu şekilde bilelim. Cümlede işi yapan ögedir çünkü bu tabirle çıkacak karşınıza. Diyecek ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde işi yapan öge sıfat tamlamasıdır? Belirtili isim tamlamasıdır gibi. Kedi bir hayli şişmanladı. Şişmanlama işini yapan kedi. Kardeşim giyiniyor. Giyinme işini yapan kardeşim şeklinde ifade edebiliriz. Şimdi özne dendiği vakit aklımıza iki başlık gelmeli. Bunlardan ilki gerçek özne, ikincisi sözde özne. Gerçek özne dediğimiz şey işi, hareketi ve durumu gerçekleştiren öznedir. Etken çatılı eylemlerin özneleri gerçek öznedir. Gerçek özne cümlede sözcük olarak açıkça sözcük ya da sözcük öbeği olarak açıkça yer alırsa biz buna açık özne diyoruz. Sözcük olarak yer almayıp eylem çekiminden anlaşılırsa gizli özne adını alacak. Sabahleyin daha iyiydim. İyi olan kim? Ben. Açıkça yazılmadığı için bu gizli özne oldu. Ben sabahleyin daha iyiydim. İyi olan kim ben. İşi yapan burada ben olduğu için ve cümlede yazıldığı için buna da açık özne adını verdim. Sözde özne dediğimiz şey ise edilgen geçişli fiillerin gerçek öznesi cümlede yer almaz arkadaşlarım. Aslında nesne olan varlıklar özne gibi görünür ve sözde özne adıyla anılıyor bu. Birkaç soru çözüldü. Normalde birkaç öğretmen birkaç soruyu çözdü desem buradaki birkaç soru nesne görevinde. Ama birkaç soru çözüldü dediğimde artık bu cümlede işi yapan belli olmadığı için birkaç sorunun yani nesnenin üzerine bir özne görevi atfediliyor. Dolayısıyla birkaç soru çözüldü çözülen ne? birkaç soru şeklinde ifade edip buna da özne diyoruz. Eğer herhangi bir ayrım istemezse bu cümlenin ögelerinde sıralanışta direkt olarak özne şeklinde adlandırılır. Yani aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özneye yer verilmiştir gibi bir soru sormazsa direkt buna özne diyebiliriz. Edilgen geçişli bir eylemin gerçek öznesi tarafından etkisiyle, nedeniyle gibi bazı sözcükler ya da C yapım eki yardımıyla cümlede yer alabilir. Buna da örtülü özne denir. Hatırlarsanız biz çatı konusunda bazı cümlelerde bu yapıyı gördük. Mesela sorular öğretmen tarafından çözüldü. Burada çözüldü edilgen bir yapıda olduğu için tarafından sözcüğüyle üzeri örtülen öğretmen de bir örtülü özne adını aldı. Bir örnek şuraya yazalım. Diyelim ki sorular öğretmen tarafından çözüldü. Evet. Böyle bir cümlede çözüldü yüklem Öğretmen tarafından ifadesi ise eğer sorulursa örtülü özne adıyla adlandırılabilir. Yahut öğretmen C çözüldü de aynı manayı sağlar. Evet arkadaşlarım şimdi özneyi gördükten sonra özne ile ilgili özelliklere bir göz atalım. Bu önemli. Özne i, e, d'den durum eklerini Almaz. Durum eklerini almaz. Çünkü alırsa ya belirtilinesine ya dolaylı tümleç gibi bir öge olur. Yani daima yalın durumdadır. Çoğul eki ve iyilik eklerini yani tamlanan eklerini vesaire alabilir. Bunda problem yok. Ağaçlar çiçeklendi. Çiçeklenen ne? Ağaçlar. Gördüğünüz gibi özne oldu ve çoğul ekini aldı. Bir problem yok. Türkçede öznenin yeri normalde cümlenin başıdır. Ama yani öge sıralaşı, sıralanışı gereği Türkçede ögeler özne, nesne, yüklem sıralamasına tabidir. Ama bu her zaman böyle kullanılmıyor biliyorsunuz. Ama özne cümlenin ortasında hatta devrik cümlelerde yüklemlerden sonra kullanılmış olabilir. Ufuklar yurdumun bahtı gibi kararıyor. Kararıyor yüklem. Kararma işini yapan kim? ufuklar. Bakın burada özne başta yer aldı. Yurdumun battı gibi ufuklar kararıyor. Yine kararıyor yüklem bu defa özne buraya geldi. Bir problem meydana getirmez. İsim ve isim soylu bütün sözcükler söz grupları isim tamlaması sıfat tamlaması özne olabilir. Ve arkadaşlarım neredeyse son yıllarda artık ağırlıklı olarak sorular bu bilgi etrafında gelişiyor. Yani direkt bir cümlenin öğeleri sorusu sormaktan ziyade artık hangisinde özne sıfat tamlamasıdır, hangisinde özne belirtili belirtisiz isim tamlamasıdır şeklinde sorular geliyor. Yusuf öğretmen kürsüsünden kitap okuyordu. Okuma işini yapan kim? Yusuf burada özne bir ad. Şüphe insanı kemirir, kemirir yüklen, kemirme işini yapan kim ne şüphe burada da soyut bir ad olarak karşımıza çıktı. Gelen ağam, giden paşam. Buradaki gelen ve giden ifadelerinde yer alan özneler adlaşmış sıfat fiil olarak karşımıza çıktı. Bir cümlede birden fazla yine özne bulunabilir arkadaşlar özne ve özne ile ilgili detaylarımız bunlardı. Şimdi sırada yüklem var. Cümlede asıl yargıyı bildirme görevini yüklenen sözcük ya da söz öbeğidir. Cümlenin kuruluşunda asıl ögedir. Diğer ögeler yükleme bağlıdır. Ya çekimlenmiş bir ya da ek eylem almış ad soylu sözcük ya da söz öbeği biçimindedir. Yani yüklem illa fiil olmak zorunda değil. En çok yaptığımız hatalardan ve düştüğümüz yanlışlardan biri bu. Küçük kısa adamı sormuş. Bakın, çekimli bir eylem olarak da gelebilir. Müdürümüzün adı Ahmet'ti. At soylu bir yüklemde olabilir. O yüzden tekrar ediyorum. Yüklemler daima fiil olmak zorunda değil. Peki Yüklemle ilgili nelere dikkat etmeliyiz? Onun özellikleri nedir? Şimdi ona bakalım. Yüklemin yeri cümlenin sonudur arkadaşlarım. Klasik bir dizilişte böyle söyleyebiliriz. Ancak devrik cümlelerde yüklem sonda olmaz. İsim ya fiil cinsinden kelime grupları yüklem olabilir. Dün çalındı Ege'nin arabası. Bakın devrik bir yapıda karşımıza çıktı. Melek gibi insandır annem. İsim cümlesi de olsa, fiil cümlesi de olsa devrik bir yapıda karşımıza çıkabilir. Etmek, eylemek, olmak, kılmak yardımcı eylemleri öbekleştikleri için at soylu sözcükle birlikte yüklem olur. En çok hata yapılan yerlerden biridir. Lütfen dikkat edin. Yardımcı eylemle kurulan birleşik eylemler cümlenin ögelerinde asla ayrılmaz yüklem olsa da ayrılmaz. Başka bir öge olarak da kullanılsa asla ayrılmaz arkadaşlar. Yardımcı eylemlerini öbekleştikleri at soylu sözcükler birlikte yüklem olur. Evet rahatlık içindeki insan da mutsuz olabilir. Bakın mutsuz olmak yardımcı eylemle kurulmuş birleşik eylem olduğu için birlikte aldık etmek ve olmak sözcükleri bağımsız olarak da yüklem olabilir. Ne zaman olabilir? Artık o yardımcı eylem anlamlarını yitirip birer asıl fiil olduklarında, yani kendi anlamları olduğunda. İnsanın cebinde para bazen olur, bazen olmaz. Buradaki olur ve olmaz ifadeleri bulunmak anlamını sağladığı için burada artık asıl fiil oldu ve birlikte almıyoruz. Mesela Ekinler bu yıl erkenden oldu. Böyle bir cümlede olmak yetişmek, olgunlaşmak anlamında kullanılan bir olmak olduğu için artık yardımcı eylem olarak alınmaz ve tek bir yüklem olarak karşımıza çıkar. Ama Ahmet dün hasta oldu dersek buradaki hasta oldu ifadesi birlikte alınmak zorundadır çünkü buradaki olmak yardımcı eylemdir. Bir söz dizisi içindeki yüklem sayısı cümle sayısını gösterir. Yani kaç yüklem varsa o kadar cümle vardır deriz. Hitap unsurları yükleme bağlanmadıkları için özne değil cümle dışı ögedir. Biz bunu nerede konuşmuştuk? Ünlemde konuşmuştuk. Dedik ki cümlenin öğelerine geldiğimizde diyeceğiz ki ünlemler asla bir cümle ögesi olarak kabul edilmiyor. Ya ünlem adını alacak ya da cümle dışı unsur kavramını kullanacaktık. Şair sen üzüldükçe ve öldükçe yaşarsın. Kim? Kim yaşar? Sen yaşarsın. Peki şair ne? Cümle dışı öge. Çünkü bir seslenmedir. Bazı cümlelerde yüklem kelime ve kelime grubu olarak yer almaz. Böyle cümlelerin anlamı bağlamdan anlaşılır. Bu cümlelere eksiltili cümle adı verilir. Bu durum karşılıklı konuşmalarda kullanılan yüklemsiz cümlelerde de görülür. Örneğin buralarda hiç yol yoktur. Hatta keçi yolu bile. Ney? Keçi yolu bile uçtu mu kaçtı mı göçtü mü yoktur. Ne yazıyorsun? Bu odada gördüklerimi. Mesela şöyle bir üç nokta Koyabilir buraya ve bunlar eksiltili ifadeler olarak karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar özne ve yüklemi gördükten sonra şimdi pekiştir bölümündeyiz. Buyurun birinci soruyla başlayalım. Bu cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlede gerçek özne de sözde özne de yoktur. Kafes avına daha çok güzün gidilirdi. Gidilirdi yüklem. Kim? Ne? Cevap yok. Nereye? Kafes avına gidilirdi. Dolaylı tümleç. Daha çok güzün gidilirdi. Zarf tümleci. Evet. Özne yok. Sözde özne de yok. Gerçek özne de yok. Konstantin Efendi aslında Halim Selim bir adamdı. Arkadaşlarım ikinci cümlede sıfat tamlaması ek eylem alarak yüklem olmuştur. Doğru. Halim Selim bir adamdı. Bu bir sıfat tamlaması adam idi, ek eylem aldı ve yüklem oldu. Üçüncü cümlede özne belirtisiz isim tamlamasıdır. Av mevsimi gelince canavar kesilirdi. Yüklem canavar kesilirdi. Canavar kesilen kim? O. Ne zaman? Av mevsimi gelince. Bu bir zarf tümlecidir. Ve arkadaşlarım burada av mevsimi tek başına bir öge meydana getirmez belirtisiz isim tamlamasıdır ama gelince ifadesiyle bir zarf tümleci oluşturur. Ağaçtan ağaca ağlar gerilir, yapraklarla gizlenirdi. Dördüncü cümlede özne ortak özne olarak kullanılmıştır. Bakalım dördüncü cümlede ağlar gerilir, ağlar gizlenirdi. Doğru. Beşinci cümlede özne de yüklemde bulunmaktadır ağaçların dallarına da ökseler bağlanırdı. Bağlanırdı yüklem. Bağlanan ne? Ökseler bağlanırdı özne. Bu yüzden doğru cevap C seçeneği oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi uygula bölümündeyiz. Aşağıdakilerin hangisinde arkadaşım sözcüğü sözde öznedir? Şimdi sözde özne olabilmesi için arkadaşım sözcüğünün ne olması lazım? edilgen bir yapı olması lazım yüklemin öncelikle. Arkadaşım kartları dikkatlice inceledi. İnceleme işini yapan arkadaşım burada gerçek özne. Arkadaşım en az yarım saat aynanın karşısından çekilmedi. Burada da yine gerçek özne çünkü dönüşlü bir çatıda geldi. Arkadaşım işsiz kalınca yıkıldı. Yine dönüşlü bir çatı çünkü özne gerçek özne. Arkadaşın yaptıklarıyla anıldı. Peki kim andı belli değil. Anılan kim? Arkadaşım. Bu yüzden doğru cevap D seçeneği oldu arkadaşlar. Arkadaşım beni birden karşısında görünce çok heyecanlandı. Kim heyecanlandı? Arkadaşım. Burada da gerçek özledir. Doğru cevap D seçeneği edilgen bir yapıda karşımıza çıkması lazım. Sözde öznenin Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu. Bu cümlenin yüklemi aşağıdaki sözcük gruplarından hangisiyle oluşturulmuştur? Bin yıldan uzun bir gecenin bestesi. Dolayısıyla belirtili isim tamlamasıyla oluşturulmuştur. Doğru cevap B seçeneği arkadaşlarım. 3'e geldik. Bu cümlenin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir? Uzun zaman önce yazdığım romanın son sayfalarındaki yanlışların yani benim bilerek yaptığım yanlışların faturasıdır kitabın çokça eleştirilmesi. Ooo bakın şimdi uzun zaman önce uzun zaman önce yazdığım. Arkadaşlar bu uzun zaman önce ifadesi yazmak fiilimsisinin zamanını bildirdiği için bir fiilimsi öbeği bir yan cümlecik meydana getirir devam ettim. Yazdığım roman bir sıfat tamlaması. Bölemiyorum. Romanın sayfaları belirtili bir isim tamlaması. Araya son sıfatını aldı. Sayfalarındaki yanlışlar sıfat yapan kiye bir sıfat tamlaması yaptı. Yanlışların yani benim bilerek yaptığım yanlışların faturasıdır buraya kadar bölemiyorum. İşte bizim aslında cümlenin ögelerinde anlamaya çalışacağımız şey bu. Söz öbeklerinin bölünmemesi. Biz cümlenin öğelerinde nereden bölüyoruz dersiniz bu yapıları kafamıza göre mi? Hayır. Bunlar söz öbeklerine göre bölünüyor. Bakın isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, fiilimsi öbekleri, ikilemeler, birleşik sözcükler. Bunlar cümlenin ögelerinde asla ayrılmaz. Burada da yine çok güzel bir örneğini gördük. Sıfat tamlamaları var, içinde isim tamlamaları var. Bu yüzden arkadaşlarım doğru cevap en uzun olan herhalde. Evet, E seçeneği doğru cevap oldu. Şimdi geldik cümlenin ögelerinde yardımcı ögelere. Bunlardan ilki nesne. Cümlede işten, kılıçtan etkilenen varlığı bildiren ögedir. Çok dikkat edin. Yine buraya ayrıca yazmak istiyorum. Çünkü öznede de yazıp bunu göstermiştik. Diyeceğiz ki cümlede işten etkilenen ögedir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işten etkilenen öge sıfat tamlamasıdır dediğinde demek ki siz nesne arayacaksınız. Oluş, durum bildiren fiiller özneden başka varlığı etkilemediğinden bunların nesnesi yoktur arkadaşlarım. Çünkü nesnesiz kullanılıyor bunlar. Ek eylem almış at soylu yüklemlerle kurulmuş cümlelerde nesne yoktur. Bunlar yine cümlenin öğlerini bulurken yardım alacağımız şeyler. İsim cinsinden kelime grupları cümlede nesne görevi yapabilir nesne cümledeki durumuna ve anlamına göre ikiye ayrılıyor. Nedir bunlar? Belirtili nesne ve belirtisiz nesne. Belirtili nesne dediğimiz yükleme sorulan neyi, neyi, kimi sorularına cevap verir. İsmin iyi belirtme halekini alır. Şimdi arkadaşlarım bakın. Eğer cümlede bir belirtili nesne varsa bunu tespit etmesi oldukça kolay olacak. Çünkü az önce de ifade ettiğimiz gibi özne bu hal eklerini almıyor. Dolayısıyla cümlede belirtme hal ekini almış bir unsur tespit edersen bunun nesne, belirtili bir nesne olduğunu rahatlıkla söyleyebileceğim. Bakın daha kaçıncı adımdan buraya atıp eğer siz orada Hal eklerini, belirtme halekini doğru bir şekilde öğrendiyseniz, iyilik ekiyle belirtme halekini ayırt edebiliyorsanız burada da belirtili nesneyi bulmak noktasında hiçbir problem yaşamazsınız. Hemen aklıma gelmişken ve yeri gelmişken de şunu ifade edeyim. Arkadaşlarım bakın. Cümlenin öğelerini bulurken bunlar salt bir yükleme kim, nerede, ne zaman, kimi, nereye, ne kadar gibi sorulan sorular değildir. Aslında bizim burada mantığımız şu olmalı. Cümlede yüklemi bulduk, değil mi? Şimdi özne dediğimiz şey ne ve kim sorularına cevap verdiği için aslında özne olmuyor. Özne dediğimiz şey cümlede işi yaptığı için ben ona özne diyorum. Ne ve kim sorusu ise onu daha rahat bulabilmek için bizim sonradan uydurduğumuz şeyler. Nesne dediğimiz şey ise bir cümlede işten etkilenen ögedir arkadaşlarım. İşten etkilenen. Yani siz bir cümleyi okuduğunuzda ya bu işten etkilenen kim? Babam balığı aldı. Alma işinden etkilenen kim? Bunu düşünün. Bunu düşünmediğiniz zaman sadece soruları yükleme soruyorsunuz ve böylelikle yalan yanlış cevaplar veriyor. Cümle bize ve yanlış işaretliyoruz. Halbuki babam balığı aldı. Şimdi hiç soru moru düşünme. Alma işini yapan kim? Bu cümlede işi yapan kim? Babam. E biz işi yapana özne diyoruz o zaman. Bu özne. Peki bu işten, alma işinden etkilenen kim? Balık. O zaman balık da nesne oldu ya. Mantığı anladınız mı? Yani nesnenin olayı cümlenin öelerinde bu. Belirtisiz nesne ile nesne ise özneyi bulduktan sonra yükleme sorulan ne sorusunun cevabıdır. İsmin i, e, d, den durum eklerini almaz. Şimdi buna eğer anlarsak biz belirtisiz nesne ve özneyi de birbirine karıştırmayız. Eğer her ikisini de sadece soru sorarak bulacaksak bakın şimdi. Aldı kim aldı? Babam aldı. Buraya bir de böyle kim ya da ne sorusuna ortak cevap verebilecek bir şey koyarsa gidiyor. Ne aldı? Babam aldı. Ne aldı? Balık aldı. Kim aldı? Babam aldı. Kim aldı? Balık aldı. Gibi bir durum olur. Halbuki burada alma işini yapan babam. Bu alma işinden etkilenen kim? Balık. İşte mantığımız bu olmalı arkadaşlarım. Ek almadığı için buna da belirtisiz nesne dedik. Gelelim dolaylı tümlece. Onun adı da yer tamlayıcısı diğer adı. Yükleme, yönelme, bulunma, çıkma gibi anlamlarla tamlayan tümleçlerdir. İsim cinsinden kelime grupları dolaylı tümleç olabilir. İsmin E, den durum eklerini alır. Bu ekleri alan sorulara cevap verir. İsmin E, den hal eklerini alan sözcükler cümlede ayrı ayrı dolaylı tümleç olur. Evden okula gitmiş cümlesinde olduğu gibi. Burada da dolaylı tümlecin mantığı şu. Yani yer tamlayıcısı dediğimiz şey yüklemin yüklemin yerini bildirecek. Yani o işin yapıldığı yeri. Bunu nasıl yapacak? E, D, den ekleriyle. E, D, den ekini almadan bir unsur dolaylı tümleç olamaz. Ama her ismin ed'den ekini alan ögeleri de dolaylı tümleçtir diyemeyeceğiz. Bunu ileride karşılaştırarak anlatacağım. Şimdilik bu kadarını bilelim. Tamam mıdır? Eğer cümlenin öğelerinde bir öge eden ekini alıyorsa bunun dolaylı tümleç olma ihtimali yüksek. Geldik zarf tümlecine zarf tamlayıcısı. Hatırlarsanız zarfları anlatırken demiştik ki bu unsurlar biz cümlenin öğelerine geçtiğimizde zarf tümleci olarak anılacak yüklemin anlamını durum, zaman, nicelik, yer, yön, neden, sonuç yönlerinden tümleyen ögelerdir. Yüklemin anlamını bu şekilde tümleyen bütün kelime grupları cümlede zarf görevi yapabilir. Yükleme sorular nasıl, ne kadar, ne zaman, niçin sorularının yanıtıdır. Onunla ister istemez konuştum. Nasıl konuştum? İster istemez. Hava soğuk, içeri girelim. Bakın yön zarfı. Şimdi biz eğer zarfları işlerken yön zarfını iyi bir şekilde özümsemediysek hava soğuk tamam içeri girelim nereye girelim içeri e nereye sorusuna cevap verdi hocam niye dolaylı tümleç demiyoruz çünkü hal eki almadı hal eki almadığı için buna ben asla dolaylı tümleç diyemem eğer hava soğuk içeriye girelim deseydi o zaman bu bir yer yön zarfı değil dolaylı tümleç olacaktı Bugün çok çalıştım dediğinde bakın miktar bildiren bir zarf yine cümlenin öğelerinde zarf tümleci oldu. Bugün bütün ödevlerimi yaptım. Ne zaman? Bugün zaman bildirdiği için zarf tümleci. Arkadaşlarım edat tümleci, edat öbekleri yükleme yöneltilen ne zaman, nasıl, ne kadar, ne amaçla sorularına cevap verirse zarf tümleci olurlar. Zarf tümleci ya da özne, nesne, dolaylı tümleç sınıfına sokulamayan edat öbekleri edat tümleci olarak adlandırılır. Bunlar birliktelik, araç, özgürlük gibi anlamlar taşıyacak. Benim için önemi yok. Şimdi baktığımızda ne zaman, nasıl önemi yok, ne kadar önemi yok, ne amaçla önemi yok hiçbir de cevap vermedi. Bu yüzden benim açımdan bana göre anlamına geldiği için edat tümleci oldu. Arabayla biraz dolaştık. Nasıl dolaştık? Ne kadar dolaştık? Ne amaçla dolaştık? Ne zaman dolaştık? Nasıl dolaştık? Cevap yok. O zaman araç anlamı kattığı için edat tümleci oldu. Arkadaşlarım, şimdi incele bölümüne geldik. Edat görevindeki sözcük ya da sözler zarf tümleci de olabilir. Örneğin onu sevgiyle arıyorum. Nasıl arıyorum? Sevgiyle. Bakın burada ileyi almasına rağmen nasıl sorusuna cevap verdiği için bir zarf tümleci oldu. Edat öbeği. Yer yön bildiren içeri, dışarı, aşağı, yukarı, ileri, geri gibi sözcükler ismin hal eklerini almadan kullanıldıklarında zarf tümleci, ed'den hal alarak kullanıldıklarında dolaylı tümleç görevi yapar. Az önce bahsettiğimiz hadiseyi tekrar etmiş olduk. Koşarak aşağı indi dediğimizde eyleme yön gösterdiği için zarf tümlecidir. Ama koşarak aşağıya indi dediğinde artık bir yönelme haleke aldı. Bu yüzden doğru dolaylı tümleç olarak adlandırıldı. İsmin e, de, den halekini alan sözcükler her zaman dolaylı tümleç olmaz. Az önce dedim ya ileride karşılaştıracağız. Bu ekleri alan sözcükler ve sözler yer değil. Zaman, durum, neden gibi anlamlar yüklendiğinde edatlarla öbekleştiğinde zarf tümleci olur. Arkadaşlarım bu cümlenin ögeleriyle ilgili en çok yapılan çeldiricilerden biridir. Neredeyse bir teste 20 soru çözseniz 3-4 tane bununla ilgili soru görürsünüz. Çünkü en büyük çeldiricilerin yazıldığı yer burası. Ezber mantığı oluyor ya şimdi öğrencide hemen soru sorma peşinde ve edden -de ekini alan ögeler dolaylı tümleçtir diye kodluyor zihnine ve bunu kırmak adına bu tip sorular yazılır. Şimdi ilkbaharda karlar erir. Eğer her ed ekine alan öge dolaylı tümleçtir gibi bir yanılgıya düşersek buna ne diyeceğiz? Dolaylı tümleç. Halbuki öyle bir şey yok. Karlar erir ilkbaharda. Bakın zaman anlamı var, yer anlamı yok. İşte bu yüzden zarf tümleci oldu. Tamam mı? Mesela şu çeldiriciyi de çok yaparlar. Der ki: Soruları soruları dikkatli bir biçimde çözdü. Soruları dikkatli bir biçimde çözdü diyor şimdi. Tamam mı? Baktığımızda çözdü ifadesini yüklem olarak aldık. Ve hemen bakıyor burada D dağılmış dolaylı tümleç. Halbuki böyle bir şey yok. Neden? Çünkü burada dikkatli bir biçimde ifadesi durum gösteriyor. Nasıl çözdü? dikkatli bir biçimde o zaman burası zarf tümleci olacak arkadaşlarım. Dolaylı tümleç değil. Yani yani bu ekler durum ve zaman bildirdiğinde, durum ve zaman bildirdiğinde zarf tümleci. Bir de bir de "-den" ekinin böyle bir esprisi var. Hemen onu da yazalım. Evet. Okuldan az önce geldim. Acıktığımdan sofraya oturdum. Şimdi geldim yüklem. Kim? Ben. Nereden? Okuldan. Bak. Dendan ekine aldı ve yer bildirdi. Bu yüzden dolaylı tümleç. Acıktığımdan sofraya oturdum. Oturdum yüklem. Kim? Ben. Niçin? Acıktığımdan. Bakın buradaki dendan artık zarf tümleci. Niye? Çünkü artık bir yer bildirme mantığı yok. Anladınız mı arkadaşlarım? Hani başta dedim ya bir sözcüğe ee, biz bir eki aldığı için ya da ona bazı sorular yönelttiğimiz için değil. Bu mantık çerçevesinde o ilgili ögeyi söylüyoruz. Mesela zaman bildirdiğinde, durum bildirdiğinde, efendim miktar bildirdiğinde bunlar Türkçe'de zarfla karşılandığı için zarf tümleci. Mantığı bu. Eğer ezber yapmazsanız bu işi çözmeye çalışırsanız rahatlıkla çelmeden yanılmadan cümlenin öğelerini tespit edebilirsiniz. Hadi bakalım şimdi bir pekiştir yapalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat tümleci kullanılmıştır? Bu kakmalı sandığı Lu Müzesi'nin en nadide tablosunu seyreder gibi seyrettim. Yüklem seyrettim. Kim? Ben neyi bu kakmalı sandığı belirtili nesne oldu. Louvre Müzesi'nin en nadide tablosunu seyreder gibi bu da bir zarf tümleci oldu. Burada edat tümleci yok. Gibi başka sözcüklerle öbek oluşturarak nasıl sorusuna cevap verecek bir durum bildirdiği için burada edat tümleci olarak almıyoruz. Gerçeğin algılanışı her birimiz için değişiktir. Değişiktir yüklen. Değişik olan ne? Gerçeğin algılanışı. Özne her birimiz için. Şimdi nasıl, ne zaman, ne kadar bunların hiçbirine cevap vermedi ve bir edatla kurulduğu için edat öbeği oluyor. Devri cevap B seçeneği oldu. Arkadaşlar 2 ile devam ediyorum. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin ögelerinin sıralanışı özne, zarf tümleci, dolaylı tümleç, yüklem şeklindedir. Hadi buyurun bakalım. Yorgunluktan bitkin düşmüş bir tren sırtına sabahları yüklendi. Yüklendi, yükle. Yüklenme işini yapan kim? Yorgunluktan bitkin düşmüş bir tren. Özne. Nereye yüklendi? Neye yüklendi? Sırtına. Dolaylı tümleç. Zaten gitti. Zarf tümleci gelmesi lazımdı. Ne zaman? Sabahları diye gidecek. Çıngırağın kordonunu çekerek garsonu yanına çağırdı. Yüklem çağırdı. Kim? O. Çıngırağın kordonunu çekerek zarf tümleci. Arkadaşlarım gizli özneler yani cümlede dil bilgisel bir birim olarak yer almayan varlığını yüklemden tespit ettiğimiz bu özneler bir öge olarak değerlendirilmez cümlenin öğelerinde. Yani bu cümlenin öğe sıralanışı çıngırağın kordonunu çekerek garsonu yanına çağırdı olacak. Yani zarf tümleci, belirtili nesne ve dolaylı tümleç olacak. Sorulsaydı böyle burada özne varmış gibi yapmıyoruz. Gülsüm sabahın erken saatlerinde evinin avlusunu süpürüyordu. Yüklem süpürüyordu. Kim? Gülsüm özne. Ne vakit? Sabahın erken saatlerinde. Neyi? Evinin avlusunu belirtili nesne. Burada da dolaylı tümleç yok. Gözlerin mezarlığın acıdan örülmüş duvarına nasıl da dalıyordu. Dalıyordu yüklem. Dalan ne? Gözlerin özne mezarlığın acıdan örülmüş duvarına dolaylı tümleç zarf tümleci gelmeliydi bu yüzden burada da yok Türk insanı kendi toprağının kültürüyle beslenince özgün olmanın lezzetine ulaşacak ulaşacak yüklem ulaşma işini yapan kim Türk insanı özne kendi toprağının kültürüyle beslenince ulaşacak nasıl ne zaman beslenince zarf tümleci neye ulaşacak? özgün olmanın lezzetine. Bu da bir dolaylı tümleç oldu. Özne, zarf tümleci, dolaylı tümleç, yüklem şeklinde geldi. Cevap E seçeneği. Evet arkadaşlar, şimdi uygula bölümündeyiz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sıfat tamlaması dolaylı tümleç olarak kullanılmıştır? Güneşin çelik kasalarında bir sürü renk saklanır. Yüklem saklanır saklanan ne? Bir sürü renk. Özne. Nerede? Güneşin çelik kasalarında. Burada dolaylı tümleç var ama sıfat tamlaması yok arkadaşlar. Salep içmek üşümüş boğazlara ilaç gibi geliyor. Yüklem geliyor. Gelme işini yapan kim? Salep içmek geliyor. Özne. Kime, neye geliyor? üşümüş boğazlara geliyor dolaylı tümleç ve nasıl boğazlar? Üşümüş boğazlar bir sıfat tamlaması. Doğru cevap Bursa. Nasıl geliyor? İlaç gibi geliyor. Bu da bir zarf tümleci oldu. Baharın bu renk cümbüşünü herkes ilgiyle izler. Yüklem izler. İzleme işini yapan kim? Herkes. Özne. Nasıl izler? İlgiyle zarf tümleci neyi izler? Bahar'ın bu renk cümbüşünü belirtili nesne. Sisin dağıldığı saatlerde durup ufka göz attık. Göz attık yüklem. Neden? Çünkü bir deyim arkadaşlarım. Deyimler cümlenin öğelerinde ayrılmaz. Çünkü bunlar anlamca kaynaşmış birleşik eylemlerdir. Göz attık kim? Biz. Gizli özne. Sis'in dağıldığı saatlerde ne zaman göz attık? Sis'in dağıldığı saatlerde göz attık zarf tümleci. Durup göz attık. Yine bir zarf tümleci. Nasıl göz attık? Durup. Ne zaman? Sis'in dağıldığı saatlerde. Nereye? Kime? Ufka. Bu da bir dolaylı tümleç oldu. Halk önce bu büyük yıkımın şokunu yaşadı. Yüklem yaşadı. Yaşama işini yapan kim? halk. Bu bir özne. Ne zaman yaşadı? Önce. Bu bir zarf tümleci. Neyi yaşadı? Bu büyük yıkımın şokunu belirtili nesne oldu. 2. Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Burada oturan insanların yoksulluk içinde olduğunu kimse senden iyi bilemez. Evet. Bilemez yüklem. Kim? Kimse bilemez. Özne. Nasıl bilemez? Senden iyi bilemez. Zarf tümleci. Neyi bilemez? Burada oturan insanların yoksulluk içinde olduğunu. Bakın bu bir söz öbeği olduğu için bölemedim. Belirtili nesne. Buyurun belirtili nesne. Evet Sonra özne, sonra zarf tümleci, sonra yüklem. Doğru cevap B seçeneği. Şimdi şurayı görüyor musunuz arkadaşlarım? Burayı senden sözcüğünü ayırıp dolaylı tümleç olarak almanız için atılmış bir tuzaktır. Bunu engellemek için bazı ipuçları vereceğim size soruları çözerken de. Şimdi küçük bir hatırlatma yapayım bununla ilgili. Kestiğiniz her parçayı yükleme getirin. Mantıklı bir bölüm elde ediyorsanız doğru ayırdınız demektir. Yoksa yanlış. Ne demek bu? Burada oturan insanlar yoksulluk içinde olduğunu, burada oturan insanların yoksulluk içinde olduğunu bilemez. Kimse bilemez, senden bilemez. Senden bilemez oldu mu? Hayır. Senden iyi bilemez oldu. Demek ki buradan bölünmesi gerekiyormuş. Anladınız mı espriyi? Mesela yukarıdaki cümlelerden bir örnek verelim. Güneşin çelik kasalarında saklanır. Bir sürü renk saklanır. Demek ki doğru bölmüşüm. Salep içmek salep içmek geliyor. Üşümüş boğazlara geliyor. İlaç gibi geliyor. Gördünüz mü? Hepsi oturttuğunuzda tık 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 gelmesi lazım. Bahar'ın bu renk cümbüşünü izler. Herkes izler, ilgiyle izler. Tık 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 tık. Evet, işte böyle oluyor arkadaşlar. Evet, üçüncü soruyla devam ediyoruz. Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur? Edebiyatçılarımızın büyük bir çoğunluğu edebiyatı kendi hayatlarıyla özdeşleştirmişler. Ve bunun doğru olduğunu sanmışlar. Evet, Yüklem burada özdeşleştirmişler. 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 Özdeşleştirme işini yapan kim? Edebiyatçılarımızın büyük çoğunluğu. Özne var. Neyi özdeşleştirmişler? Edebiyatı. O zaman nesne var. Neyle özdeşleştirmişler? Kendi hayatlarıyla. Zarf tümleci de var. Bunun doğru olduğunu sanmışlar. Yüklem sanmışlar. Yüklemimiz zaten vardı. Kim? Edebiyatçılarımızın büyük çoğunluğu. Ne sanmışlar? Bunun doğru olduğunu. Evet, dolaylı tümleç. Yok, edil. 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır? Arkadaşlarım az önce gösterdiğim o kesip yükleme getirme mantığını burada da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yani kestiğiniz her parçayı yükleme getirin ve bunu yaparken isterseniz isim tamlamaları bölünmüş mü, fiilim söbekleri bölünmüş mü buna da bakabilirsiniz. Deneyelim. Herkes olayların gidişatını izliyor uzakta. Şimdi yüklemimiz izliyor. Buna getireceğiz hepsini. Herkes izliyor olayların gidişatını izliyor, uzakta izliyor. Olduğu demek ki bir problem yok. Sen yalnızlığımın biricik sultanısın dediğinde yalnızlığımın biricik sultanısın yüklem. Buna şey yaptım arkadaşlar. Yalnızlığımızın. Evet şöyle dikkat edelim buna. Yalnız yalnızlığımızın. Evet böyle daha iyi oldu. Sen yalnızlığımızın biricik sultanısın. Yalnızlığımızın biricik sultanısın. Kim? Sen. Evet burada da doğru. İlk defa kayalıklardan denizi seyretmiştim. Seyretmiştim yüklem. Ben gizli özne. İlk defa seyretmiştim kayalıklardan seyretmiştim, denizi seyretmiştim. Bak çok güzel oldu. Bir fidan gibi yalnızım sıfat tamlamaları cümlenin öğelerinde bölünmez arkadaşlarım. Tamamı yüklem olmalıydı. Cevap denizli. Şimdi bir rüzgar geçti buradan. Yüklem geçti. Şimdi geçti. Bir rüzgar geçti. Buradan geçti. Çok güzel oldu. İşte bu. Bu şekilde bölünmüş cümleleri rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi temel ögeleri ve yardımcı ögeleri öğrendik, nasıl bulunacaklarını ve aralarındaki detayları gördük. Burada da Ögeyi buldurmaya yönelik soru, ara söz, ara cümle, cümlede vurgu, ögeleri bulurken dikkat edilecek unsurlar şeklinde bir toparlayacağız arkadaşlarım ve ardından soru çözümü olacak. Evet Ögeyi buldurmaya yönelik soru. Bu tip şeyler çıkacak karşınıza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru dolaylı tümleci buldurmaya yöneliktir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zarf tümlecini buldurmaya yöneliktir diye. Bunun aslında temelde iki yolu var. Önce birincisi mı mi eki kullanılırsa nasıl olur? Soru eki mı mi, hangi ögeden sonra kullanılmışsa cümlede soru o ögeyi buldurmaya yöneliktir. Yani cevap vermeye uğraşmayacaksınız. Sen mi dün beni aradın? Şimdi bu cümleye baktığımızda mı mi hangi ögeden sonra kullanılmış? senden. Yani özneden. Demek ki bu cümlede soru özneyi buldurmaya yönelik. Mantığı da şu. Sen mi dün beni aradın? Ben aradım ben aradım. Yani özneyi soruyoruz ve özneyi cevap olarak alıyoruz. Cevap vermeye gerek kalmadan buradan işi halledeceğiz. Sen dün beni mi aradın? Bakın burada mımi artık beniden sonra kullanıldığından nesneyi buldurmaya yönelik. Sen beni dün mü aradın? Burada da zarf tümlecinden sonra kullanıldığı için zarf tümlecini buldurmaya yönelik. Soru bildiren sözcükler cümlede zarf olarak kullanılmışsa o cümlede soru zarf tümlecini bulmaya yöneliktir. Soru zamirleri cümlede hangi öge olarak kullanılmışsa cümlede soru o ögeyi buldurmaya yöneliktir. Soru sıfatlarıyla kurulmuş sıfat tamlamaları cümlede hangi öge olarak kullanılmışsa soru o ögeyi buldurmaya yöneliktir. Mantığı diğerleri böyle gidiyor. Mesela nasıl geldin dediğimizde buradaki nasıl ne? soru zarfı ve cevap olarak da dolayısıyla koşarak geldim, yüzerek geldim diyeceksin. Ve böylelikle bu bir zarf tümleci oldu. Mesela kim geldi? Bu neyin sorusu? Kim? Öznenin. Dolayısıyla özneyi buldurmaya yönelik oldu. Nereye gittin dediğinde de neyin yerine bu neyin sorusu nereye sorusu dolaylı tümlecin sorusu. O zaman burada da dolaylı tümleci bulduracak. Hangi soruyu çözmedin? Burada da nesneyi bulduracak. Mantığı anladınız mı arkadaşlarım? Yani bizim temelde klasik olarak kullandığımız ögeleri bulma soruları karşımıza çıktığında hangi ögeyi bulmak için kullanıyorsak o soruyu o bize o cevabı verecek. Mesela diyorum ki ne zaman geleceksin? Şimdi bu soru neyi buldurmaya yönelik? Elbette zarf tümlecin. Mesela nereden geliyorsun? Bu soru neyi buldurmaya yönelik? Elbette dolaylı tümleci buldurmaya yönelik. Bu mantığı güdeceğiz soruları cevaplarken. Şimdi arkadaşlarım ara söz, ara cümle ve cümlede vurgu meselelerine bir bakalım. Cümlede bazen bir ögeyi açıklayan, bazen de cümle dışı bir unsur olarak kullanılan sözcük veya sözcük öbeklerine Ara söz yahut ara cümle denir. Bunları noktalama işaretlerinde görmüştük. Kısa çizgi, iki kısa çizgiyle yahut virgülle gösteriyorduk. Cümlede bize açıklayıcı bir bilgi vermek için cümleden çıkarıldığında anlamın bozulmadığı yapılardır. Ara söz ara cümleler ve cümlenin öğelerinde de bir cümle dışı unsur olarak kabul edilir. Ve bazen de bir ögenin açıklayıcısı olarak verilebilir. Ankara'yı, doğduğum yeri çok özledim. Şimdi bu cümlede size bir ara söz var mıdır derse evet vardır. Nerede? Doğduğum yeri yapısında. Peki bu ara söz ne yapmıştır? Bu ara söz bize Ankara'yı açıklamıştır. Ankara ile ilgili bize ekstra bilgi vermiştir. Daha iyi ifade edeceksek özledim. Kim? Ben. Neyi? Ankara'yı belirtili nesnenin açıklayıcısı olarak verildi. Ve soru geldi. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili nesne açıklayıcısıyla birlikte verilmiştir? Ahanda verilmiştir. Güzel günler emin ol pek yakında gelecek. Şimdi emin ol ifadesi burada bu defa iki kısa çizgiyle gösterildi. Ve burada direkt olarak bir cümle dışı unsur herhangi bir ögenin açıklayıcısı olmadı. Çünkü her zaman olmak zorunda değil. Evet ara söz ve ara cümleleri böyle ifade edebiliriz. Burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Ara sözler muhakkak surette eğer virgülle gösterilecekse bir yerde açıldıysa devamında kapanmak zorunda. Bazen art arda iki tane benzer unsur atıyor arkaya. Mesela Ankara'yı virgül ee, o güzel şehri diyor ama oraya virgülü koymuyor. Çok özledim dediğinde artık bunu bir ara söz olarak değerlendiremeyiz. Bakın muhakkak surette devamının kapanması lazım. Bunu unutmayın bu bir. İkincisi her iki virgül arasına alınan şeye de ara söz demeyin lütfen. Mesela Ankara'yı, efendim İstanbul'u, Edirne'yi çok severim diyor. E hocam diyor Edirne diyor, İstanbul diyor, arada diyor, ara sözde böyle bir şey olamaz iki virgülle kapandı diye. Art arda üç tane unsur anarsa virgül yine koyabilir. Buna sakın aldanmayın. Tamam mıdır? Evet. Şimdi geldik cümlede vurgu. Arkadaşlarım cümlede vurgulanan öge yüklemden bir önceki ögedir. Kurallı fiil cümlelerinde bardağı masaya az önce koydum. İşte burada. Bakın zarf tümleci vurgulandı. Sorusu şöyle gelecek. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci vurgulanmıştır? İşte burada. Ya da aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne vurgulanmıştır? Burada. Tamam Ögeleri bulurken şunlara dikkat edelim. Yani bir cümlenin ögeleri tespit edilirken şu noktalara ayrıca dikkat edelim. Bakalım. Önce yüklem bulunur. Evet, şimdi ben de arkadaşlarım burada sıralıyordum bunları. Lütfen dikkat edin. Orada dağınık dağınık vermedim. Mesela yüklemde söylemedim bunu. Öznede söylemedim. Burada toparlayacağım artık ne olduklarını öğrendik. Şimdi dikkatli dinleyin burayı. Önce yüklem bulunur yüklem bulunmadan diğer ögelere geçilmez. Çünkü biz daha sonra bütün mantığı yüklem üzerinden yürüteceğiz. Beyin orası. Yüklem söz öbeğinden oluşmuşsa yüklemin parçalanamayacağı unutulmamalıdır. Yani yüklem bir isim tamlaması, sıfat tamlaması ise asla bölünmez. Fiilimsi öbeği ise bölünmez birleşik yapılı bir fiilse bölünmez. Yani yüklemi tespit ederken önce söz öbeği olup olmadığına bakıyor ve buna göre belirliyor. Yüklemden sonra derhal özne bulunur. Bakın bu sıra asla değişmez. Ben de uygulamaları yaparken dikkat ederseniz dolaylı tümleci dahi bulacak olsam önce özneyi buluyorum. Önce yüklem, sonra özne, sonra dolaylı tümleci, zaf tümleci artık benden ne isterse. Gizli özne cümlenin öge dizilişinde gösterilmez. Bu notu küçük bir düşmüştüm hatırlarsanız arkadaşlarım. Demiştim ki bir soruda karşımıza çıkmıştı. Gizli özne öge dizilişinde gösterilmez. Bundan sonra özne ile ilgili şunu da hemen ifade etmeliyim. Biz genellikle özne dendiği vakit hep Ayşe Fatma Hayri'ye arıyoruz. Hadi o da olmadı bir hayvan yani muhakkak bir canlı arıyoruz. Böyle bir şey olma zorunluluğu yok arkadaşlarım bakın buna dikkat edin. Özne cansız bir varlık da olabilir. Mesela uçak hava alanına indi. İnme işini yapan kim? Uçak. Bu cümlede özne uçak. Yahut efendim bu fikirler beni çileden çıkarıyor. Fikirler, bu fikirler öznedir. Soyut bir kavram olabilir. Masa eskimişti. Eskimiş olan ne? Masa. Anladınız mı? Yani özne deyince Ayşe, Fatma, Hayriye gelmeyecek aklınıza. Bir başka önemli unsur biz genellikle bir cümlede sen, ben, o, herkes, bazıları gibi belgisiz bir zamir yahut bir kişi zamiri gördüğümüzde onun üzerine hemen özne diye atlamaya çalışıyoruz ve bunu bildikleri için genellikle çeldirici olarak yazıyorlar düşmeyin. Mesela seni seviyorum diyor. Seni seviyorum. Seninin altını çiziyor. Sen hemen orada görünce kişi zamirini yapıştırıyorsun özne diye. Bunu yapma. Seni seviyorum. Seviyorum kim? Ben. İşi yapan bendir. Kimi? Seni. Bak, sen işten etkilenen oldun. O yüzden bunlara özne tespit edilirken lütfen dikkat edin arkadaşlar. Devam edelim. Ögeleri bulmak için bütün sorular yükleme sorulur. Devrik cümleler ve olumsuz cümleler kurallı ve olumlu hale dönüştürülürse öge ayrımı daha rahat yapılır. Eğer sizin zamanla ilgili probleminiz yoksa bu soruları çözerken o şiir şeklinde verilen ifadeleri yahut devrik yapıları önce kurallıya çevirip sonra da yapabilirsiniz. Bir söz öbeğinden oluşan öge parçalanmaz. Aslında e, hepiniz yükleme bu soruları sormayı biliyorsunuz. Problem işte burada. Yani söz öbeklerini parçalamanız ve buna da nasıl mani olacağız? Fiilimsileri iyi bileceğiz, isim tamlamalarını, sıfat tamlamalarını iyi bileceğiz ve bu öbekleri birbirinden ayırmayacağız. Arkadaşlarım şuraya tekrar bu maddeyle ilgili bir açıklama yapıyorum. Notlarınızı alın. Cümlenin ögelerinde isim tamlaması sıfat tamlaması fiilimsi öbekleri efendim birleşik yapılı fiiller efendim ikilemeler evet yani kısacası söz öbekleri ayrıl bunu unutmayın ve buna göre bir cümlenin öğeleri incelemesi yaparsanız hata yapmazsınız, tamam mıdır? Şimdi bunu e, örnekleyecek bir şey hemen yapalım şuraya bir boşluk varken, bakın iki tane cümle yazalım. Şöyle alalım. Şimdi işin mantığı bakın burada. Uzun yıllar önce Almanya'da bir arkadaşımı gördüm. Yüklem gördüm. Tamam mı? Kim? Ben, gizli özne. Şimdi ne zaman gördüm? Uzun yıllar önce. Bu neyin zamanı? Uzun yıllar önce. Görmenin zamanı, değil mi? Güzel. O zaman bunu ayrıca zarf tümleci alırım. Nerede gördüm? Almanya'da bu da yine görmenin yeri mi? Evet, dolaylı tümleç. Kimi gördüm? Neyi gördüm? Bir arkadaşımı. Bu da işten etkilenen mi? O yüzden nesne. Tamam. Uzun yıllar önce Almanya'da gördüğüm dostumun mesajını aldım. Şimdi bakın. Uzun yıllar önce aldım. Olur mu? Burada alma işi uzun yıllar önce değil, değil mi? Uzun yıllar önce neyin zamanı? Cümleyi dikkatli okuyun uzun yıllar önce Almanya'da gördüğüm görmenin zamanı. O yüzden film söbeği dediğimiz şey bu işte. Bölemiyorum. Almanya'da gördüğüm, bakın burası da görmenin yeri olduğu için film söbeğini bölemiyorum. Bakın ta ki şuraya kadar geldi. Gördüğüm dost, sıfat fiil öbeği nasıl dost? Gördüğüm dost, bakın burayı da bölemedim. Dostumun mesajı, belirtili isim tamlaması bölemedim aldığım yüklem kim? Ben. Neyi? Aha bunu. Belirtili nesne oldu. Aradaki espriyi anladınız mı? Yani bu işleri kolaylaştırıp zorlaştıran fiilimsilerdir. Onları bölmediğinizde bu iş tamam. Evet. Ögelerin bulunmasında ipucu konumundaki sorular kullanılmaktadır. Nedir bunlar? Efendim kullanılmalıdır. İşte az önce söylediğimiz kim, ne, ne zaman. Çok önemli bir detay. Eğer bir yerde neyin ve kimin diye bir soru sorma ihtiyacı hissediyorsanız bu neye delalet eder biliyor musunuz? Bu bir yerde isim tamlamasını ayırdığınıza hemen geri dönüp bu hatanızdan vazgeçin. Mesela efendim adamın kitabı kaybolmuş. Kaybolmuş yüklem. Kaybolan ne? Kitabı. Tamam mı? Sonra neyin kitabı? Adamın. Bunu sorduğun anda bil ki orada adamın kitabı tamlamasını böldüğün için hata yapıyorsun. Hemen geri dönüp onu birleştir. Birleşik yapılı cümlelere, yan cümleciklere ait ögelerin temel cümleye ilişkilendirilmemesi için tüm sorular temel cümlenin yüklemine sorulmalı. Yani buraya, buraya değil. Tamam, bundandık. Arkadaşlarım, şimdi incele bölümü ünlemler, bağlaçlar, ara cümleler cümlede herhangi bir öge olarak görev almaz. Cümle dışı unsur olarak değerlendirilir. Yazık bu çiçekler solacak dediğimizde yazık cümle dışı unsurdur çünkü ünlemdir. Bunları konuştuk. Bu olaydan sonra sen de bilirsin onu görmedim. Arkadaşlarım cümle dışı unsurdur bakın. Onları ben de duymadım. Cümle dışı unsurdur. Yani aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümle dışı unsura yer verilmiştir derse bu yapıları arayacaksınız. Ünlemler herhangi bir ögenin unsuru olmayan bağlaçlar ve ara söz ara cümleler. Evet cümlede soru sözcükleri varsa soruya verilecek cevap olan öge vurgulanmıştır. Cümlede soru sözcükleri varsa soruya verilecek cevap olan öge vurgulanmış. Örneğin, masamdaki kalemleri kim almış? Şimdi ne soruluyor burada? Kim. O zaman burada vurgulanan özne. Yani Cafer. Bu haberi kimden aldın? Berkay'dan aldım. Zaten sorular da genellikle yükleme yakın olanlar şeklinde getirildiğinden bunu düz bir cümle yaptığınızda bu haberi Berkay'dan aldım şeklinde yine yükleme en yakın öge o cümlenin vurgusu oluyor arkadaşlar. Evet, şimdi pekiştir bölümündeyiz. Bu cümlenin yüklemi aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt vermez? Bakalım. Kahraman savaşçı uzun bir bekleyişin ardından kaldırımlara topuklarını hızlı hızlı vurarak sokaktan uzaklaştı. Neyi soruyor biliyor musunuz? Hı? Şunu. Diyor ki: "Sen acaba az önce İlker Hoca'nın anlattıklarını iyi dinledin mi?" Burada pekiştir diyor bak. Yoksa olmaz. Ne dedim? Fiilimsi öbekleri bölünmez dedim. Şimdi sen eğer burada fiilimsi öbeğini bölersen kaldırımlara. Diyeceksin ki nereye? Cevap vereceksin kaldırımlara. Şimdi kes bakalım bu parçayı. Kaldırımlara uzaklaştı. Bu ne? Olmadı. Demek ki oradan bölemiyorsun. Şimdi gelin anlatın. Kahraman savaşçı uzun bir bekleyişin ardından kaldırımlara topuklarını hızlı hızlı vurarak sokaktan uzaklaştı. Yani buradaki kaldırımlar uzaklaşmayı etkilemez. Vurmayı etkiler. Kaldırımlara vurarak uzaklaştı. Anladınız mı? İşte bu kaldırımlara ifadesi vurarak fiilimsisinin dolaylı tümleci olduğu için ayrılamaz arkadaşlarım. İşte bütün mesele bu. O yüzden diyeceğiz ki kahraman savaşçı uzaklaştı. Özne kim uzaklaştı? Kahraman savaşçı. Uzun bir bekleyişin ardından uzaklaştı. Ne zaman uzaklaştı? Kaldırımlara topuklarını hızlı hızlı vurarak uzaklaştı. Nasıl uzaklaştı? Nereden uzaklaştı? Sokaktan uzaklaştı. Anladınız mı espriyi? Evet, evet şimdi ikinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümle dışı ögeler vardır? Bakalım. Duraktakilerden biri Derimon genç otobüsün kapısına asıldı. Hayır. Bazen keşke daha çok çalışsaydım diyorum. Hayır. Bu adam emin ol seni hiç ciddiye almıyor kızım. Seslenmeler, ünlemler bunlar cümle dışı unsurdur. Bu yüzden doğru cevap C seçeneği oldu arkadaşlar. Evet, şimdi geldik uygula bölümüne. Aşağıdakilerden hangisinde dolaylı tümleç açıklayıcısıyla birlikte verilmiştir? Haydi buyurun bakalım. Geçen yaz tatilinde Kıbrıs'a, Azerbaycan'a, Bosna'ya gittik. Burada herhangi bir dolaylı tümleç açıklayıcısı yok. Bu fotoğraflarda gençken çektirdiklerinde hep gülen bir yüz ifadesi var. Nerede? Bu fotoğraflarda. Önce özneyi bulalım olan ne? Gülen bir yüz ifadesi özne. Nerede bu fotoğraflarda? Dolaylı tümleç. Gençken çektirdiklerimde. Dolaylı tümlecin açıklayıcısı. Doğru cevap B. Herkesi özellikle iş arkadaşlarımı buraya davet edeceğim. Davet edeceğim yüklem. Kim? Ben. Kimi? Herkesi burada belirtili isim tamlaması açıklandı. Dağın eteğinden Ormanın içinden geçtik ve oraya ulaştık. Şimdi buraya dikkat edin arkadaşlarım. Hani uyardım ya art arda bir şey sıralandığında düşmeyin diye. Bakın. Dağın eteğinden, tamam? Ormanın içinden dedi ya. Burada dikkat ederseniz bir virgülle kapatmadı. O yüzden buna biz ara söz diyemeyiz artık. Tamam mı? Buna dikkat edin demiştim orada. Sözler içi sevgi dolu olanlar insanlar için önemlidir sözler yani öznenin açıklayıcısı verdi. Bana dolaylı tümleç lazımdı. İkinci soruyla devam ediyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu özne üzerindedir? Yani öznenin yükleme en yakın olduğu seçenek benim doğru cevabım olacak. Cevdet Bey sırma püsküllü fesini yardımcısına uzattı. Kim Cevdet Bey? Bayağı uzak bu olmaz. Bütün çabalarımız bir anda berbat olmuştu. Berbat olan bütün çabalarımız bayağı uzak. Biraz rahatlamak için çiçekler dikiyor bahçesine. Yüklem dikiyor. Dikme işini yapan kim? O gizli özne. Çiçekler nesnedir dikkat et düşme. Arabaya binince bileklerindeki kelepçe çıkarılmıştı. Çıkarılmıştı yüklen. Çıkarılan ne? Bileklerindeki kelepçe. Özne vurgulandı. Denizli doğru cevap. 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru? Dolaylı tümleçi buldurmaya yöneliktir. Ya nereye, nerede, nereden, kime, kimde, kimden sorularıyla bir öge buldurulacak. Ya da mı, mi bir dolaylı tümleçten sonra kullanılacak. Bu ikisinden biri gelmeli.